TV8 ekranlarında 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor ve bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Sayın Alper Çelik, Türkiye Metabolik Cerrahi Başkanı. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sizleri gördük, daha iyi olduk. Sağ olun. Çok özel konu. Gerçekten de ülkemizde çok ciddi bir artışı olan son yıllarda bir kesinlikle konu. Kesinlikle. Diyabet değil mi hocam? Evet. Diyabetten bahsedeceğiz. İlk soruyla başlamak istiyorum ben. Yani diyabet nedir? Diyabetin olduğunu nasıl anlarız hocam? Diyabet denince aslında tıpta diyabetin farklı spektrumları var ama genelde anlaşılan şey şeker hastalığı. Evet. Ve kandaki şeker seviyesinin yükselmesi. Bunun tıbbi literatürdeki adı bu. Ama bizim bunu anlayacağımız durumlar özellikle orta yaş bireylerde ya da genç erişkinlerde iyi beslenmesine rağmen kilo veriyorsa bir birey ve sürekli idrara çıkma ihtiyacı duyuyorsa, ağzı çok kuruyorsa, çok fazla su içiyorsa ya da soğuk içecek ihtiyacı varsa, sürekli bir yerde soğuk bir şey yok mu, bir getirin de içsem diyorsa bir şeyler ters gitmeye başlamış demektir. Hmm. Peki hocam, fiziksel bir farklılık varmış da kilo veriyorsa dediniz evet, az önce. Sanki biz de diyabet deyince bir kilo almamıza geliyor. Başlangıç her zaman kilo artışıdır. Her zaman kilo artışıdır. Özellikle işte evlenmiş genç çiftler, evlendikten sonra özellikle beyler kilo alır. Askerden dönen erkekler hemen kilo alırlar. Sigarayı bırakanlar hemen kilo alırlar ama hep altta yatan bir neden vardır. Ona bağlarlar. İşte o yüzden kilo alıyorum. Şunu yaptım, kilo alıyorum. Ama o kilo alışı sizin bünyenizdeki hormonların işleyişini değiştirmeye başlar. Ve artık insüline karşı bir direnç gelişir. Burada en sıkıntılı kilo göbek çevresidir. Göbeğiniz büyümeye başladığı an bir şeyler artık ters gidiyor demektir, sıkıntıya girmiş demektir. Bünyeniz artık iç organlarınızın çevresinde yağ tutmaya başlamış. Bu iç organ kaynaklı sinyaller artık ters gitmeye başlamış demek. Hemen böyle bir eğildik baktık değil mi sen? Tabii şey yani ben yakın bir zamanda tahlil yaptım. Biraz böyle şekerimde biraz böyle bir ufak bir şey var, sınıra gelmiş. Bu işte yolun başı. Göbek çevresindeki yağlanma, yol yakını, kilo artışı, dönmekte faydalı. Şeker böyle azıcık azıcık kımıldamaya başlıyor. Geceleyin uyanıp böyle bir bardak bir su içsem, bir tuvalete gitsem iyi olacak galiba demeye başlıyorsunuz. Gecenin üçünde, dördünde uykunuz bölünmeye başlıyor. Akşam biraz daha yorgun geliyorsunuz. Yemekten sonra şöyle kanepede bir 10 dakika bir kestirsem mi demeye başlıyorsunuz. Hele ki böyle bir 15-20 dakika ya da yarım saat kestirmişseniz, ya hayatım tatlılardan ne var? Hadi bir bisküvi getir de yiyelim. Bir çay koysan da yanında bir şeyler mi atıştırsak acaba? Yani atıştırma ihtiyacı, yemek yeme ihtiyacı. Yemek yedikten hemen sonra ortaya çıkan, özellikle uyuduktan sonra ortaya çıkan ilave bir şeyler ihtiyacı, atıştırma özellikle ihtiyacı. Bunların hepsi birer sinyal. Yani şu an karantinada da bence herkes, yani hepimiz birazcık buna döndük. Öyle değil mi? Yemek yiyor, şimdi işte ne yapalım falan derken. İnce bir çizgi aslında değil mi hocam? Aynen. Yani şimdi bazen işte böyle bir abur cubur canımız çekiyor, bazen benim hiç çekmiyor. Evet. Ama demek ki o bazen çektiğinde böyle minik minik sinyaller mi diyebiliriz aslında. Doğru. Bir de hani o canınız bir şeyler atıştırma ihtiyacı duyduğunuzda, onu hissettiğinizde neleri tercih ettiğiniz de çok belirleyici. Mesela badem, fındık yerseniz o sizi saatlerce tok tutar ama bisküvi krakere gömülürseniz, hele hele böyle bir dondurma falan yerseniz, bir iki saat sonra aynı ihtiyaç, aynı iştah tekrar ortaya çıkacaktır. Onlar bizi tok tutmuyor çünkü. Doğru. Peki maalesef, yaklaşık neredeyse bir yıla varacağız hocam bu karantina süreci. İşte biraz içeride, biraz dışarıda devam ediyor. Artış oldu mu? İşte kilo almalarla beraber işte insülin direnci şeyleri. Benim kişisel hastaları görüşüm kesinlikle bir artış oldu. Bunu bilmiyoruz. Bunu muhtemelen korona bittikten ama sonraki istatistiklerde göreceğiz. Kesinlikle. Korona herkesin ayarını bozdu. Maalesef evlere tıkındı kaldık, egzersizi unuttuk. Takım sporları zaten bitti. Bireysel spora yönelecektir muhtemelen. Korona bitse bile insanlar artık daha fazla bireysel sporlara ağırlık vereceklerdir. Benim kendi tahminim, öngörüm bu şekilde. Ama bu hareketsizlik, bu televizyon karşısında atıştırmalar ve en önemlisi belki de hiç kimsenin düşünmediği şey,
ne olacağını bilememekten kaynaklanan tedirginlik, endişe, stres, anksiyete oluştu hocam. Evet. Artan işsizlik oranları. Bunlar kişiyi geriyor, strese sokuyor. Artık hepimizin, dünya üzerinde yaşayan herkesin stres katsayısı bir puan arttı. Kesinlikle. Bir belirsizlik söz konusu çünkü. Ne olacağını bilmiyoruz. Peki, göz kısmı ile ilgili hocam. Özellikle diyabetle beraber gelişen gözde görme azlığı tedavi edilebilir bir noktada mı? Yani yapılabiliyor mu? Tekrar geri geliyor mu o diyabetin tedavisiyle beraber gözdeki görme kaybı? Bu durumda camia ikiye ayrılmış durumda. Gözcülere sorarsanız hayır. Bu ilerleyici bir hastalıktır ve ne yaparsanız düzelmez. Ama bir yandan bunu söylerler, bir yandan da hastalarına bak şekerini düşürmen gerekiyor derler. Şimdi biz işin tamamen mutfağındayız. Biz metabolik cerrahlar olarak diyabeti tedavi etmeye kendine adamış hekimleriz. Ve böbrekte çok belirgin bir düzelme görüyoruz. Ayak yaralarında çok belirgin bir düzelme görüyoruz. Efendime söyleyeyim, karaciğer yağlanmasında çok belirgin düzelmeler görüyoruz. Hal böyleyken göz neden düzelmesin diye kendi kendimize de soruyoruz ve yayınlar da ikiye ayrılmış durumda. Bazı yayınlar pek bir şey değişmiyor diyor. Bazı yayınlar belirgin düzelme var diyor. Ama bunun iki tane bileşeni var. Bir, sağlam bir damar yapınız olacak. Yaptığımız ameliyatlar bunu büyük oranda sağlıyor. Damar yapısı düzeliyor ama ikinci madde sinirsel iletiminiz de dört dörtlük olacak. Ve her ne kadar siz bir sihirli değnekle dokunsanız ve şekeri tamamen düzeltseniz bile onun izleri kalıyor. Hmm. Silinmiyor. Yıllar sonra dahi baktığınızda ki artık biz bir bireyin İris denilen o renkli tabakasının içinde biriken şeker miktarını modern teknolojiyle ölçebiliyoruz. Ve ben ameliyat ettiğim hastalarda şekeri tamamen normale döndükten yıllar sonra bile ölçtüğümde o kristaller hala orada duruyor. Hı hı. Muhtemelen benim kendi şahsi görüşüm ve bilimsel yayınlarda önemli bir kısmı bunu destekliyor. Buradaki hadise olduğu yerde kalıyor, ilerlemiyor. Ve bu dört aşamadan oluşan bir hasardır. Birinci, ikinci aşamadaysa şayet belirgin bir düzelmede oluyor. Ama eğer yırtılmalar başlamışsa, damar yapısı bütünlüğünü kaybetmeye başlamışsa kısmi bir düzelme oluyor. Olay sanki hiçbir şey olmamış gibi cereyan etmiyor. Dolayısıyla diyabetin de aşamaları var o zaman. Birinci evre, ikinci evre gibi. Hani gözü etkileyecek seviyeye kadar gelenler ileri seviye olup ama onun da daha başındaysa belki tedaviye başlanırsa daha iyi hale gelebilir diyorsunuz. Organ hasarının aşamaları var. Diyabetin bir aşaması yok. Fakat burada bilinmesi gereken nokta iki tane diyabet, farklı diyabet türünün olduğu. Tip 1 diyabet denilen, çocuklarda görülen ve bedenin hiç insülin üretmediği diyabet türünde, ki bu tüm diyabetlerin yaklaşık %5'idir. Bu hastalar hep tip 1 kalır. Hiç değişmezler. Tip 2 ise zaman zarfında bedenin ürettiği insülinler artık biter ve tip 1'e dönerler. Ama organ aşaması, evet, mesela böbrek hasarı için bir elektronik değerlendirme sistemi var. Hangi aşamada olduğunu söyleyebiliriz. Göz için söyleyebiliriz. Ama diyabetin aşamalandırılması mümkün değil. Çünkü organ hasarı asgari 8-10 yılda gelişiyor. Ve kronik seyirli bir hastalık. Ve en önemlisi, bazı bireylerde belli sahaları tercih ederken, örneğin kimi hastalarda ayak yaraları, kimi hastalarda görme problemleri, kimi hastalarda böbrek sorunları ile ortaya çıkarken, hastaların önemli bir kısmında özellikle bedenin santral kısmında yağlanması belirgin olan, ense, boyun kısmında yağlanması belirgin olan, nefes darlığı çeken bireyler, bunlar bu hasarı görecek aşamaya gelmiyorlar. Çoğu uykuda kalp krizi geçirip hayatlarını kaybediyor. İşin bir de bu yönü var. Yani evet, kronik bir hastalık. Neden olduğu sorunlar yıllar sonra kendini ifade ediyor. Ama hastaların bir kısmı bu aşamaya hiç gelemiyor. Koroner damarları tıkanıyor. Ve hastaların yaklaşık %15'lik bir kısmı
Nasıl tanı alıyorlar biliyor musunuz? Kalp krizi geçirip acil serviste. Aa diyorlar, siz şeker hastasıymışsınız. Metabolik cerrahi ameliyatları da dolayısıyla bu noktada kişilere çözüm sağlıyor değil mi hocam? Biraz yeşil ameliyat kısmına gelelim sizinle. Bizim yaptığımız ameliyatlar bedeni insülin üretmekte olan tip 2 diyabet hastalarında ilaç kullanımına, insülin kullanımına gerek kalmaksızın kan şekerinin kontrol altına alınmasını sağlıyor. Ve yaptığımız işlem temel anlamda bir ince bağırsak cerrahisi. İnce bağırsağın başlangıç ve son kısmını arasında yapılan bir yer değiştirme işlemi. Ve bu işlem kapalı olarak yapılıyor. Böyle küçük küçük deliklerden yapılıyor. Laparoskopik. Evet, laparoskopik. Gerçekten. Bravo. Laparoskopik cerrahiyle yapılıyor. Yaklaşık 3 saat sürüyor. Hastalar ameliyattan 5-6 saat sonra ayağa kalkıp yürümeye başlıyorlar. Ve çok yaygın hocam. Benim çevremde, yani yakın çevremde sayabilirim şu an olan arkadaşlarımı, eski iş arkadaşlarımdan filan. Yani çok yaygın şu an. Evet. Ve ameliyattan sonra gerçekten sağlıklı bir hayata başlayabiliyor. Ama ondan sonra da bir diyet sürecine başlamıştı yine hatırladığım onlardan. Yani bu ameliyat yapıldıktan sonra bir diyet süreci herkeste oluyor mu hocam? Burada çok istisnai bir ayrım var. O da şu. Bir takım mide küçültme teknikleri var. Bu metabolik cerrahi değil. Bu obezite. Evet. Yani mideniz küçülmüşse ve az yiyorsanız, bundan dolayı kilo veriyorsanız, bunun ismi obezite ameliyattır. Obezite cerrahisidir. Bizim yaptığımız işlemlerde mide müdahalesi işin asıl demirbaşı değildir. Çünkü midenin yaklaşık %30'luk bir kısmına müdahale ederiz. Obezite ameliyatlarında %80'lik bir kısmı alınır. Ve bizim ameliyat ettiğimiz insanlar ameliyattan 3-4 gün sonra böyle bir çubuk kraker, bir galetayı, bir grisini bile çatır çutur yerler. Ama yani midenizin %70'i, %80'i alınmışsa 6 ay çorba içersiniz. Tabii. Yani o zaten tüp mide ameliyatı diye geçiyor. Evet, otomatikman zayıflarsınız zaten yani. Bizim yaptığımız iş bu değil. Bizim yaptığımız ameliyatlar temelde ince bağırsağın en son kısmını emilimi bozmadan, bakın işin belki de en önemli noktası bu. Eminimi bozmadan ince bağırsağın en yukarı kısmına taşımak. Neden bu önemli? Çünkü eminimi bozan ve bu sayede şekeri düzelten ameliyatlar 1960'lardan beri yapılıyor. Tabii çoğu kilolu insanlar yapılıyor. Ameliyatların çıkış noktası da burası zaten ama mesele kiloyu çözmek, kilo verdirmek değil. Çünkü ağır şeker hastaları, İşte göz hasarı olan, ayak yarası çıkmış, böbrek sıkıntısı olan, diyaliz girmiş ya da diyaliz adayı bireylerin çoğu ciddi kilo sorunu olan insanlar değillerdir. Tabii. Ya buradaki amaç şeker hastalığını bir çözüm bulmak zaten. Kilo vermek için yapılan daha çok işte o mide operasyonu. Bravo. Bu insanların, bahsettiğim profildeki insanların çok tipik bir dış görünümü vardır. Böyle kolları bacakları çöp gibidir. Burada kocaman bir göbek vardır. Ve o göbek onları hasta etmektedir. Bütün sıkıntı oradan kaynaklanmaktadır. Ve hani yaptığımız ameliyatların en büyük etkisi ince bağırsak cidarında ve ince bağırsağın kök kısmında yıllar boyunca birikmiş, o bireyi aslında gerçekten hasta eden yağların oradan temizlenmesini sağlamaktır. Burada yıllar boyunca biriken bedenin hormonal işleyişini bozan yağlar bu ameliyattan birkaç ay sonra erimeye başlar. Çözülmeye başlar. Ama en önemlisi hormonlar değişir. Bakın bizim bedenimizdeki en büyük hormon fabrikası ince bağırsaklarımızdır. Değil mi hocam? Ve beyinle çok güçlü bir iletişim var. Ve bir de düzenli ilaç kullanıyorlar hocam. Sürekli almaları gereken ilaçlar var. Bunlar bir süre sonra yorucu oluyor ve bunları bırakmak istiyorlar. Bu ameliyatta da bırakıyorlar aslında değil mi? Doğru. Zaten şeker hastalarının 2/3'ü bu ilaçları düzenli kullanmıyor. Kullanamıyor. Evet. Yani ben kendi kendime düşünüyorum. Her gün 10 tane hap alacak olsam en fazla bir ay herhalde bunu düzenli bir şekilde kullanabilirim. Tabii. Yani hayatın normlarına, hayatın akışına uygun değil ki. Sabah şunu alacaksın, akşam bunu alacaksın. İşte kutularla geziyorlar insanlar, buz kalıplarıyla geziyorlar insanlar. Bunun daha basit bir çözümü olmalı, daha kolay bir çözümü olmalı. İşte bu operasyon değil mi hocam? Bu ameliyat çoğu şeker hastası için hayatın yönünü değiştirecek bir işlem, bir mucize uygulama. Mucize bir şey aslında hocam. Yani mucize bir operasyon. Ona ifade etmek
bilmiyorum. Yok ama ben şimdi düşünüyorum, çevremde de var benim. Hani gerçekten Aylin, senin dediğin gibi çok kişi de var hocam Türkiye'de. Eminim şu an izleyicilerimizden bile böyle bir yükselen oldu. Ya evet, ameliyat varmış bak, tedavi edilebiliyor falan diyor. Önce geliyor, muayene ediliyor. O süreci de bize anlatır mısınız hocam? Bir de nasıl gerçekleşiyor o süreç? Kimlere nasıl seçiyorsunuz? Nasıl yapılıyor? Bir de hangi yaş grubundan sonra kimler tamamıyla bu ameliyata olsunlar dersiniz? Adaydır gibi. Her şeyden önce bedeninizdeki insülin depolarını ölçmesi gerekiyor. Ve bu insülinin aktivitesinin ölçülmesi gerekiyor. Yani vücudunuzda hem sağlam bir insülin rezervi olmalı, hem de tok karnınayken verdiğiniz ikinci kanda bedeniniz ilave bir insülin salgılayabilecek kapasitede olmalı. Bu sizin zaten tip 2 olduğunuzun belgesi. Ve bir takım direnç hormonlarının bedeninizin kendi ürettiği insülini kullanamadığının varlığını belgelemeniz gerekiyor. Bu yaklaşık 3-4 saat süren bir işlem. Bir sabah açlık kanı veriliyor. Sonra size standart 400 kilo kalorilik bir kahvaltı veriliyor. Kahvaltı bittikten bir saat sonra bir daha kan veriyorsunuz. Bedeninizdeki depolar ölçülüyor, aktivitesi ölçülüyor. Uygun adaysanız şayet ikinci aşamaya geçiliyor. Acaba vücudunuz ameliyata hazır mı? Güvenli bir ameliyat olacak mı? Şeker hastalığı size ne kadar zarar vermiş? Özellikle hayati organlarınız böyle bir ameliyata hazır. Bu check-up çok önemli. Tabii. Biz bu check-up'ta 11 tane kanser hastası yakaladık. O süreçte kanser de teşhis edilebiliyor yani. Elbette ve hani kimse farkında değil. Şeyden, kolondan bahsediyoruz, bağırsaktaki kanser. Hayır, pankreas, guatr, herhangi bir meme, bir bağırsak hücresi. Kanserleri, mide kanseri. Bunları hep bu sayede yakaladık. Check-up'lar sayesinde. Bu çok önemli. Çok diyabet önemli hastalarının hocam gerçekten belirli aralıklarla böyle detaylı check-up'lardan geçmesi gerekiyor. Ve koroner tıkanıklığı olan hasta sayısını hatırlamıyorum bile. Tabii illaki dolaşımsal bir takım şeyler başladığı için de onlara da elbette yüksek oluyor. Ve bu insanlar %90, %100 tıkalı damarlarla geziyorlar. O check-up sayesinde bunlar saptanıyor. Onun da öyle bir kıymeti var. Siroz, karaciğer yetmezliği gelişmiş 40'a yakın hasta yakaladık biz, saptadık bu check-up'lar sayesinde ve bu işlemler sayesinde. Ama bu iki aşamayı da geçen hastalarımızı 2 günlük bir beden hazırlığı bekler, akabinde de ameliyat alırlar. Ve ameliyat 3 saat kadar sürer, kapalı yapılır, 4-5 günde biz hastanede tutuyoruz. Bu biraz da benim titizliğimden kaynaklanıyor. Ben her şey yola girmeden taburcu etmek istemiyorum, evet. Sonrasında sosyal hayatına devam ediyor değil mi hocam? Bir dikiş izi yok ya da bir kesi yok. Yani laparoskopik yöntemle yapıldığı için devam ediyordur diye düşünüyorum. Çoğu nelere için evet ama etmesi gerekiyor? Ben taburcu ettiğim hastalarımın bir 4-5 günde evde dinlenmelerini istiyorum. Yaralarının tamamen kapanmasını, bedenlerindeki o hormonal dalgalanmanın artık yavaş yavaş dengelenmesini istiyorum. Sıvı tüketimlerinin, beslenme dengelerinin yavaş yavaş oturmasını istiyorum. Ondan sonra işbaşı yapabiliyorlar ama iyileşme de kişiseldir. Yani 70-71 yaşında ameliyat edip hemen 3-4 gün sonra işine dönen hastamız oldu. Ama 2-3 ay kendine gelemeyen hastamız da oldu. Hormonal bir yapı değişikliği. Elbette. Ben onu sormak istiyorum hocam. Yani biraz hani kafamda hani ben biraz ekran tarafındaki seyirci gibiyim. Bu konulara çok da uzağım aslında. Aylin daha sağlık konusunda daha fikirli ve bilgili, öyle söyleyeyim. Şimdi ince bağırsağın oradan alınıp oraya gitmesiyle şeker hastalığı nasıl bitiyor hocam? Şekerin tedavisinin işte iğnedir, işte karnına iğne batıran, bacağına iğne batıran çevremizdeki insan bu şekilde birlik yapıyor. Biz de böyle biliyorduk. Evet. 2000'li yıllara kadar biz de böyle biliyorduk. Ama özellikle son 20-25 yıl bizim ince bağırsağımızın böyle üniter tek bir tüp şeklinde olmadığını bize gösterdi. Başı farklı davranıyor, sonu farklı davranıyor. Başı acıktım sinyalleri gönderiyor, sonu doydum sinyalleri gönderiyor. Bakın, bizim kafa tabanımızdan çıkan 12 tane kafa çiftlerinden sinirimiz var. Ve bunlardan 10'uncusu ince bağırsağımızın en son kısmında bitiyor. En aşağı inen o. Ondan daha fazla aşağı inen sinirimiz yok. Bütün nefes almamızı, vermemizi, kalbimizin çalışmasını, diyaframımızı bu sinir kontrol ediyor büyük oranda. Ve bu sinirin ince bağırsağın son kısmında bitmesinin bir nedeni var. Çünkü
Yemek oraya geldiği zaman oradan çıkan hem hormonlar hem de sinirsel uyarılar beyin tabanına gidiyor ve diyor ki doydun, beslenmeyi kes. Ve aynı sinirin midenin son kısmına giden ucu midedeki kapağı kapatıyor. Yani mekanik bir uyarı da söz konusu. Hormonal bir iletimin ötesinde sinirsel ve mekanik bir iletim de söz konusu. Ve dolayısıyla midenizde artık çıkış kapandığı için, o kas kapanıp yiyeceklerin artık çıkışı kapandığı için tokluk hissiniz oluşuyor. Ve beslenme işlemini, beslenme durumunu durduruyorsunuz. İşte o ince bağırsağın son kısmını ben oradan alıp ince bağırsağın en başına getirirsem, o iletiler çok hızlı gitmeye başlıyor. Daha çabuk doyuyorsunuz. Ama en önemlisi yiyeceğe bakış açınız değişiyor. Çünkü bizim ince bağırsağımızın en son kısmında L hücreleri denen özelleşmiş bir hücre grubu var. İşte hormonu mu oldu? Tokluk hormonu. Hı. İşte bu hormon bizim beyin tabanımıza beslenmenin erken fazında gitmeye başlıyor. Ve aynı hormonun pankreas üzerinde de çok güçlü etkileri var. İnsülin üreten hücreler üzerinde de çok güçlü etkileri var. Bu ikili etkilenim sebebiyle hem daha çabuk doyuyorsunuz, hem daha uzun süre tokluk hissediyorsunuz, hem de bedeninizin ürettiği insülin artık serbest kalıyor. Bunu kullanmaya başlıyorsunuz ve ameliyattan önce o insülin direnci sebebiyle şeker hastalarının çoğunun bedeni insülini cömertçe harcar. Ölçtüğünüzde kandaki insülin seviyeleri 25-30 mili internasyon ünitenin üzerindedir. Ameliyattan sonra bu 2'ye 3'e düşer. Yani bedeninizin insülini harcama hızı da düşer. Daha az insülin harcayarak daha etkili şeker kontrolü sağlarsınız. Ve bunun faydasını yaşlandığınızda görürsünüz. Vücudunuz hala insülin üretmeye devam eder. Dolayısıyla vücudun kendinin onu tedavi etmesini sağlıyor bu ameliyat, öyle değil mi? Kendi kendine vücut toparlayıp onu yeniyor aslında. Elbette. Ama hani neticede bir ameliyattır bu. Çok iyi hazırlanılmalıdır ve bizim ne yazık ki ameliyata aldığımız hastalarımızın %20-22'lik bir kısmında hali hazırda kalp ve damar sağlığıyla alakalı sorunlar var. Şekeri 300, 400, 500. Yani acil servise gitse hastaneye yatırırlar. Mesut şekerle gidin size hastaneye yatırırlar. Biz bu insanları alıyoruz, bağırsağını oradan tutuyoruz, buraya alıyoruz. Büyük ameliyatlardır bunlar. Küçük deliklerden yapıldığına bakmayın. Bunlar laparoskopik cerrahinin nirvanasıdır. En üst düzey ameliyatlardır ve zordur, teknik olarak çok zordur. Tabii çok iyi bir eğitim gerektirir. Düşünsene, bir tane delikten giriyor, onu oradan kesip buraya alıyor falan gerçekten. Ve bu bağlantıların bir kısmını sizin elle yapmanız lazım. Yani ekranda iki boyutlu bir görüntü var ama sizin elleriniz de içeride üç boyutlu davranmalı. İşte o gerçekten hassas bir şey bu. Elbette ve yaptığınız bağlantıdan hava dahi sızmamalı. Hocam ben biraz önce dedim ya, o lafın da arkasındayım. Bu mucize bir şey gerçekten. Vallahi gerçekten. Takdire şayan bir iş yapıyorsunuz. Sağ olun, çok naziksiniz. Sanat gibi yani. Çok inanılmaz bir şey yani anlattığınız şey. Ve ben size bir şey söyleyeyim mi hocam? Sizi yakinen bilmeme rağmen diyabeti böyle bir operasyonla kesildiğini Türkiye'de yeni öğrenenlerden biriyim. Ki biz sosyal statü olarak eğitimli olarak gözüken kişileriz ama toplumun bunu hakikaten bilmesi bilmiyor gerekiyor. Çok. Bilmeyen evet, çok insan var. Çünkü biraz o şeyle karıştırılıyor, metabolik cerrahi. Başka şeyler de var. Obeziteyle, yani, sanki mide küçültme ameliyatıyla biraz karıştırılıyor. O da var. Obezite ameliyatlarıyla karıştırıldığı doğru. Artı çok bilinmesi de istenmiyor bu arada. Bunun arkasında çok farklı nedenler kolaycılık var. Kolaycılık oluşur diye mi? Şekerin dünyada çıksın, en çok ilacın satıldığı olurum. Hastalık şeker hastalığıdır. Evet. Mesele orada işte. Evet. Evet. Çünkü bu bir endüstri. Endüstri. İnsülin endüstrisi, ilaç endüstrisi var. Bak birinci sırada. Size durumu şöyle özetleyeyim. Bundan yaklaşık 10 yıl kadar önce bu ameliyatların başarıları artık aşikar hale gelmeye başladığında ilaç firmaları ince bağırsak hormonu üretmeye başladılar. Bu hani bahsettim ya L hücrelerinden bir farklı hormon salgılanıyor. Onun ilacı var artık. Yani ameliyat olmadan yine bu ilaca devam ederek doğru. İyi olabilirsin. Şeyde. Ama şimdi ince bağırsağın son kısmında 100 tane hormon var. O ilacın içinde bir tanesi var. Evet. Yani durumu kotaramazsınız. O ayrı bir şey ama madem bunun çözümünün
ince bağırsak hormonlarıyla olabileceğini kabul ettiniz ve bunu ilaca dönüştürdünüz. Neden hala bu insanlara insülin yazıyorsunuz? Doğru. Neden hala insülin teknolojisini değiştirmeye çalışıyorsunuz? Bakın, son dönemlerde ortaya çıkan ekstra uzun etkili sentetik insülinler artık insanlar tarafından kullanılmaya başladı. Ve bu yeni insülinler bireyin kendi insülin depolarını dibe vurduruyor. 3 ay kullanmanız durumunda insülin depolarınızın biyolojik davranışı yarı yarıya düşüyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Ona çok bağımlı hale geliyorsunuz. Değil mi? Evet, bağımlı aynen. Yani bunu ifade etmem ne kadar doğru ama... Siz mantığını anlatıyorsunuz. Dolayısıyla bir endüstri. Ortaya çıkan bu. Ve bir ameliyatla bunun büyük oranda düzeltilmesi, onun doğal gidişatının yönünün çevrilmesi çok taşı yerinden oynatacaktır. %100'e varan sonuçlardan bahsediyoruz neredeyse burada değil mi hocam? Evet ama uluslararası diyabet kılavuzlarına bakarsanız, Uluslararası Diyabet Federasyonu'nu hariç tutuyorum. Diyabet cemiyetlerinin kılavuzlarına bakarsanız, ince bağırsak hormonları artık 3. sırada yerini aldı. 3. sırada ince bağırsak hormonları o kılavuzda yerini aldı. Ameliyatlar o kılavuzlara hiç giremedi. Tedavi yöntemi olarak gözükmedi yani. Doğru anladım. Sadece obezlere mide bypassı olarak ya da tüp mide olarak. Metabolik cerrahi ameliyatları... O da çok sık yapılan bir ameliyat. Ne yazık ki... Ya da bazen şöyle de olabiliyor. Kişi bunun için başvurduğunda aslında obezite cerrahisinin kişiye uygun ameliyat yöntemi olduğu belirlenebiliyor. Yani kilolu bir tanıdığımla da böyle olmuştu. Mide küçültme için gittiğinde, hayır bak senin şeker değerlerin böyle, bu ameliyatı biz böyle yapalım. Tüp mide değil de bunu yapalımla. Bu güzel bir yaklaşım. Tedavi olduğu çünkü artık tıp camiası insanların midesini küçülterek diyabet sorununu çözemeyeceğini anlamış durumda. Evet, evet. Bu güzel bir şey. Ve hani mideyi küçültmek kalıcı bir küçüklük de sağlamıyor. Mide çok arsız. Tabii zamanla tekrar aynı kiloya dönen çok da insan ama var. Ama ne zaman ki ince bağırsak hormonlarının biyolojik davranışını değiştirirsiniz, o hormonların beyinle konuşmasının şekli değişir, işte o zaman kalıcı kontrol sağlarsın. Ya kilo kontrol yani stabil hale mi geliyor hocam? Kilo bunlardan sadece bir tanesi. Mantık olarak ister yani istemez mide doydum demeye başlıyor. Evet. Daha az yediğinde doyuyor. Otomatikman vücut kendi yapıyor aslında. Beyin tabanınız doydum demeye başlıyor. Hı. Yani. Ama yani bakın, onda zaten oranı doydum demesi evet. Değil mi hocam? Şunu zaten unutmayın. Yani işte tip 2 diyabette 8 tane mekanizma var ve bu 8 mekanizmanın 2 tanesini ne ilaçla ne ameliyatla değiştiremezsiniz. Ha, bir tanesini böbreklerin şekerle, idrarla şeker atılımını ilaçla değiştirebiliyorsunuz artık. Son 4-5 yıldır bu teknoloji var. Ama santral sinir sistemindeki insülin direnci, bireyin karakteri, olaylara bakış açısı, sinirlilik katsayısı, bunu ameliyatla tabii değiştiremezsiniz. Ya, tabii iştahı var, yemek istiyor, onunla mutlu oluyor. Bir de çevresi de ona baskı uyguluyor. Neden kendini tutamıyorsun gibi. Ben anlıyorum o kişileri. Bu da ters tepe zaten. Destekliyorum da gerçekten. Çünkü zaten o bilmiyor mu onu. Söyleyen arkadaşlarıma da derim, o bilmiyor mu onu yapmaması gerektiğini. Demek ki bunu yapamıyor. Anlayış göstermesi lazım. Sorun bilmekte değil aslında. Aynen. Çoğu insan, yani modern toplumlarda çoğu insan neyin doğru neyin yanlış olduğunu biliyor. Biliyor zaten. Sorun uygulamada. Herkes yapabilse uygulamada yapar zaten. Var. Aynen. O yüzden ben bu tür operasyonları destekliyorum. Çünkü bir şeyin artık ona dur diyebilmesi gerekiyor. Kendi değil bilince. Çünkü biliyor aslında yanlış olduğunu yaptığını. Ama nasıl geçti pardon zaman? Ya ben nasıl zaman geçiyor onu anlamamakla beraber hem şoklardayım hem de mutluluklardayım. Yani şoklarda öğrendiğim şeylerden dolayı bilmediğim için şoklardayım. Mutluluk tarafı da tabii yeni harika bilgilere ulaştık sayenizde. Sağ olun. Anlatımınız o kadar böyle şeker, o kadar güzel hani şeker. Gerçekten öyle. Konuşana değil, konuşturana bakın derler. Hocam anlat, yani şimdi harikasın. Doktorlar doktorlarla konuşur, birbirini anlarlar ama ben bir vatandaşım, sadece bir vatandaş olarak o kadar net anladım ki diyabetle ilgili anlattığınız her konuyu. Anlayacağımız dilden çünkü bize geçmesi çok önemli. Çünkü işin mantığını, neyin neden yapıldığını bize aynen çok güzel anlayacağımız dilini anlattınız hocam. Tekrar çok teşekkür ederim. Ve burada çok önemli bir nokta var. Onu da vurgulamak istiyorum müsaadenizle. Türkiye metabolik cerrahi hususunda dünya üzerindeki en geniş ikinci seriye sahip.
Çok güzel hocam. Çok, burada çok büyük bir başarı. Buradaki çalışmalarınızdan dolayı da sizi ayrıca destekleriz. Tebrik ediyorum. Çok mutlu olduk hocam. Çok naziksiniz. Yani gerçekten daha sormak istediğimiz de doyamadığımız sorular var aslında. Soymak istediğimiz çok sorular var. İnşallah bir dahaki sefer. İnşallah. Başka bir sonraki oturumda. Görüşmemizde. Tabii ki inşallah hocam. Eminim izleyicilerimiz için de merak ettikleri şeyleri sormuş ve yanıtını almışızdır. Bundan arta kalan sorularınızı yine programımıza ve hocamıza iletebilirsiniz her zaman. Ve bugün konuğumuz Profesör Doktor Sayın Alper Çevik'ti ve hocamız Türkiye Metabolik Cerrahi Başkanı aynı zamanda. Çok kıymetli bilgiler bizimle paylaştı. Çok özeldi, çok keyifliydi. 8'de kalın, sağlıklı kalın. 8'de sağlık devam ediyor.